Krizden birlikte çıkmak. Toplum olarak tabana vurduk. Günahsızlık ve hatasızlık vehmine dayanan kibirlerimiz kırıldı. Rejimin gardiyanlığı kuruntusuna dayanan müdahaleci kültür çöktü. Kürdüyle, Türküyle, Sünnisiyle, Alevisiyle, fakiriyle zenginiyle, köylüsüyle kentlisiyle eşitlendik. Bu yoklukta eşitlenme tecrübesi varlığımızı birlikte inşa etmek için muazzam bir fırsat veriyor bize. Elbette geçmişten kalan kamburlarımızdan kurtulabilir, ön yargılarımızdan arınabilir ve anayasal yurttaşlık ve ortak bir gelecek tahayyülü paydasında omuz omuza verebilirsek Bizi hastalıklı uzuvları keserek bünyenin sağlıklı kalmış tarafını kurtaracak bir cerrah değil. Bütün uzuvlara canlılıklarını ve işlevlerini geri kazandıracak bir hekim lazım. Bu badireden hizmet hareketi çıksın da Aleviler asırlık dışlanmışlıklarının içinde kala kalsınlar. Olmaz. Biz kurtulalım da Kürtlerin ne halleri varsa görsünler. Yürümez. Toparlanma enerjisini tamamlanmamış bir hesabı kapatma arzusundan, intikam arzusundan, rövanşist emellerden alan bir toparlanma ne kabul edilebilir ve ne de elde edilebilir. Memleketimizin içinden geçmekte olduğu badilerin dört temel sebebi var. Patrimonyal yönetim yapısı ve onun kaçınılmaz sonucu olan lider baba kültürü, devletin kutsanması, katılımcı demokrasinin küresel krizi ve hukuk devletinin çöküşü. Bu derin sorunlara çözüm üretmeyen her çıkış ve fereç arayışı atıl kalmaya mahkumdur memleketin sağcıları solcuları cemaat mensupları ulusalcıları kürtleri alevileri olarak birbirimizi beğenmediğimiz birbirimize güvenmediğimiz yanlarımız olabilir ama sanırım bu dört temel sorun konusunda milli bir uzlaşmamız bulunuyor farklılıklarımızı koruyarak da bu sorunların çözümü için birlikte çalışabiliriz Toplumun bir kesimi bir kesimini yasaları kötüye kullanmakla itham ettiğinde çözüm yasaların kötüye kullanılamaz hale getirilmeleridir. İşte görüyoruz. Yargıya olan güven son 5 yıl içinde %70'lerden %30'lara düşmüş. Doğuda töre modern hukukun yerini almış. Güneydoğu'da halk Irak Kürdistan'ının mahkemelerini Türk mahkemelerine tercih eder hale gelmiş. Şimdi yapılacak şey tavuk yumurta tartışılmasındansa tedaviye yoğunlaşmaktır. Bu hastalığı bana kim bulaştırdı araştırması, hastalığın tedavisine harcanması gereken himmeti tüketiyorsa ahmaklıktır. Türkiye'mizde hak arama imkanlarının daraldığı hatta neredeyse yok olduğu bir zamandan geçiyoruz. Öyle ki Anayasa Mahkemesi gibi özgürlüğün bekçisi olması gereken bir yüksek mahkeme bile yetkilerini iç hukuk yollarının tüketilmesini geciktirmek için kullanabiliyor. Geciken adalet zulümdür cümlesiyle Yüksek Mahkeme'nin Mehmet Baran'sonun başvurusunu incelemeyi geciktirip durduğu gerçeğini yan yana koyun, netice açıktır. Adaleti geciktirmek için kullanılan bir adalet mekanizmamız varsa, yapılması gereken geçmişte de bizim arkadaşlarımıza zulmedildi kolaycılığına başvurmadan bu sorunu çözme iradesini göstermektir. Katılımcı demokrasi dünyanın her yerinde derin bir krizden geçiyor. Medyayı kontrolüne geçiren demagoglar türlü seçim oyunları ve bizzat sosyal mühendislik stratejileriyle halkları kandırabiliyorlar. Sandık demokrasileri bizzat demokrasi kültürünü boğuyor seçim kazanabildikleri gerçeğini toplumun önüne sandığı olur olmaz sebeplerle getirmeye kadar vardıran, en temel evrensel hakları ve hukuk ilkelerini dahi millet iradesine yaslanarak görmezden gelen demokratörler türedi her yerde. Bu kriz Türkiye'ye has bir kriz değil. Bu krizden sadece hizmet hareketinin, sadece Türkiye'nin çıkması da mümkün değil. Küresel ölçekteki sorunlara küresel beyin fırtınaları çözüm üretebilir. Erdoğan kültü bizim lider baba kültürümüzün doğal ürünüdür. Onun karşısına çıkacak bir lider bulamıyoruz doğru 80 milyon nüfusu olan bir ülkenin ah Muhsin Başkan hayatta olsaydı yakınmasına mecbur olması ne acı. Ama sorun Muhsin Başkan'ın şehadeti değil, sorun bizim bu çiviyi bir başka çiviyle sökme hayalleri kurmamız. Bir başka lidere ihtiyacımız yok. Siyasetin bir ekip işi olduğunu, çok başlılığın, çok sesliliğin, koalisyonun siyasetin olmazsa olmazı olduğunu öğrenmeye ihtiyacımız var. Siyasal İslamcılar 150 yıldır devleti ele geçirmeye çalışıyorlar. Oysa devleti her ele geçiren bir önceki dönemin istibdadını aratıyor. Abdülhamid'in istibdadı ahracıların istibdadının yanında cüce kaldı. Erken dönem cumhuriyet istidadından yaka silkenler milli şef dönemini gördüklerinde geçmişte yaşadıklarını yaşatanlara taktıkları isimlerden pişman oldular. Demek ki mesele devleti ele geçirmek değil. Devletin bireyin ve cemaatlerin hayatlarına müdahale imkanlarını kısıtlamak. Leviathan'ın kollarını kısaltmaktır yapılması gereken. Kim daha diktatördü tartışmasının veya kendi otoriterliğini geçmişin otoriterlikleriyle örtme gayretlerinin yerini devletin sınırlarını, kutsallığını, hak ve yetkilerini tartışma gayretleri almadığı müddetçe biz bu badireyi atlatamayız. Atlatsak bile başımıza gelecek olan bu günleri aratabilir. Benim sözüm hizmet hareketinin parlak beyinlerine. Sadece bizim yolumuzu aydınlatacak meşalelerle bu badireden, bu karanlık tünelden çıkamayız. Demokrasi kültürümüzü bir üst kademeye sıçratacak, toplumun bugüne kadar ayrımcılığa tabi tutulmuş kesimlerinin haklarını teslim edecek ve bunu yaparken toplumsal dokumuzu daha da sağlamlaştıracak, kutsal devlet ve lider baba motiflerini orta çağa iade edecek, koalisyondan, çift başlılıktan, çok seslilikten korkan insanları rehabilite edecek, olmazsa onları siyasetin dışına itecek formüller üretmeye bakın. Beden kurtarılmadan uzuvlar kurtarılamaz, kalp ve beyin kurtarılmadan beden kurtarılamaz, diyor Kerim Balcı Yeni Hayat gazetesindeki yazısında.